Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır. Oley.com Salim Manav'la Anadolu Ateşi'ni sunar. Kazanmanın sesi, bahsin adresi. Mutlu günler sevgili Radyo Spor dinleyenleri. Anadolu Ateşi başladı, programımıza hoş geldiniz. Hemen hatırlatmamızı yapalım. Sizler de bizlere ulaşabilirsiniz. Twitter'da Radyo Spor ve Salim Manav, Instagram'da Salim Manav bize ulaşabileceğiniz adresler. Bu adresleri takip ederseniz de mutlu olurum sevgili dinleyenler. Twitter'dan ve Instagram'dan sorularınızı yöneltebilirsiniz. Aktif olarak program içerisinde cevaplamaya çalışacağım. Sizlerden gelen soruları da konuklarıma iletebilirim. Şimdi programımıza bir giriş yaptık. İlk konuğumuz hattımızda Yılmaz Bal. Son olarak Manisa FK'da sportif direktör olarak görev yaptı. Kendisini Rize Spor'daki görev sürecinden de hatırlıyoruz. Yılmaz Hocam hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız? Teşekkür ederim. İyi yayınlar. Siz nasılsınız? Bizler deyiz. Teşekkür ederim hocam. Süper Lig'de heyecan devam ediyor. İsterseniz Süper Lig'le bir giriş yapalım. Süper Lig'le ilgili değerlendirmeniz nedir? Çünkü siz aktif olarak Rize Spor'da yaklaşık 2,5-3 sezon görev aldınız Süper Lig'de. Sonrasında doğru, kısa bir Manisa süreci. Şu anda Ankara'dasınız. Tüm maçları takip ediyorsunuz. Yani pilot kamera açısında her şeyi net bir şekilde gözlemleyebiliyorsunuz. Neler söylersiniz? Kaliteli bir lig mi? Şu anda tabii büyük bir çekişme var. Şöyle diyebiliriz. Trabzon şu anda önde. Evet. Altta bir çekişme gözüküyor Süper Lig'de. Ciddi bir çekişme var aşağıdaki takımlarda. Trabzon takımının tabii ki şu anda puan olarak rakibinin bayağı bir önünde. Zor bir maça gelecekler. Fenerbahçe'de zor bir maç oynayacaklar. Şöyle defans hattında oynayan Edgar'ı kaybettiler. Şu anda da Hector Lugo'nun kırık olduğu tespit edildi. Defansif anlamda bir sıkıntı yaşayabilirler. Çünkü kupada da açıkçası ilerliyorlar. Kupayı da kazanmak istiyorlar. Trabzon takımın tabii ki şu anda ciddi bir avantajı gözüküyor. Konya takipte, Başakşehir takipte, Fenerbahçe takipte 4. sırada. Bu haftaki maçlarda bakıldığı zaman Fenerbahçe, Trabzon, Konya, Galatasaray, Başakşehir, Beşiktaş, Fener, Trabzon, Adana Demirspor'un ciddi bir çıkışı var. Onların da gerçekten ilerleyişi ve bu sezonki flash takımı bence ligin. Süper Lig çok renkli, güzel maçlara sahne oluyor. Özellikle geçtiğimiz 27. hafta ciddi çok güzel maçlar seyrettik. 44 golün atıldığı bir hafta yaşandı. 28. hafta tabii ki zor geçecek. Her aşağıdaki takımlar için de yukarıdaki takımlar için de çok zor geçecek. Bakalım neler gösterecek sonuçlar. Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz Yılmaz Bal, sohbetimiz devam ediyor. Yılmaz Hocam, alt sıralarda inanılmaz bir rekabet var. Ligin üstü belli diyebiliriz. Trabzonspor şampiyonluğun en güçlü adayı, şampiyonluğun favorisi, artık gün sayıyor. Alt sıralardaki çekişme çok çok daha önemli. Üst sıralarda ikincilik yarışı için bir çekişme var. Doğru. Alt sıraların doğru, siz psikolojisini biliyorsunuz. Rize Spor'dayken alt sıralarda görev aldın, alt sıralarda mücadele ettiniz. Fakat hiç küme düşmedi takım o dönem. Ne dersiniz doğru hocam oradaki evet, mücadeleyle ilgili? 12 puandayken ilk yarıyı 12 puanda bitirmiştik. Ligin sonuncusuyduk. Evet. O dönemde Okan Buruk ve ekibiyle yapmış olduğumuz transferlerde 7 transferden 7 yapma şansımız oldu. Gelen oyuncularımız, içerideki kalan oyuncularımız çok güzel bir uyum yakaladılar. Şanssızlık yaşamasaydık, bazı sakatlıklar ve bazı hakem hataları yaşadık. Bu dönemi herkes hatırlayacaktır. Evet. Avrupa Kupalarına bile katılma şansımız yüksekti. Ama çok şükür o dönemde 41 puanla ligi tamamlamıştık. Şimdiki zamanda da baktığımız zaman aşağı tarafta gerçekten çok bir kapışma var. Kasımpaşa, Giresun, Göztepe, Altay, Rize, Yeni Malatya. Burada en zayıf takımın Yeni Malatya olduğu gözüküyor. Herkes evet, tarafından zaten bilinen malum. Büyük bir şanssızlık yaşadılar. Ciddi kırılmalar oldu Yeni Malatya Spor takımında. İkinci yarıya transfer yapmalarına rağmen istedikleri çıkışı yapamadılar. Alt sıralarda baktığımız zaman ben Rize takımının her ne kadar 19. olsa da
Ben Rize takımının çok güçlü bir oyunu olduğunu düşünüyorum. Özellikle Bülent Korkmaz geldikten sonra Galatasaray karşısındaki oyunlarını çok beğendim. Dirençli bir takım. İkinci yarıya katılan oyuncuların ilerleyen haftalarda çok büyük katkı vereceğini düşünüyorum. Altay'ın bir çıkışı var. Altay, Serkan Özbolta ile birlikte, ben de Manisa'da kendisine çalışma fırsatı verdim. Genç, dinamik bir ekibe sahip. İyi bir hoca kendisi. Dokunuşlarını zaten hissedebiliyoruz. Altay takımına bir hayat verdi. En son Gaziantep 3-2 kazandılar. Göztepe takımı içerideki Galatasaray maçını 2-1 galipken kaybetmeleri onlara gerçekten moral motivasyon anlamında, ondan sonraki maçı da kaybederek 2 hafta üst üste kaybetmeleri onlara bayağı bir direncini kırdı. Evet. İçeride oynayacakları maç çok önemli. Giresun takımı hayati bir maça gidiyor. Rize Spor'la oynayacak. Kasımpaşa takımı keza öyle. Aşağısı açıkçası Malatya dışında çok büyük bir çekişme görüyorum. Yukarıda Antalya Spor'u Karagümrük maçında Antalya'daki izlenimlerde gittim, bu maçı seyrettim. Antalya takımı 3 tane oyuncusu özellikle çok büyük katkı sağlamış. En de ortada sahadaki Fernando ve Luis. İnanılmaz bir futbol oynuyorlar bana göre. Sistemli bir futbol oynuyorlar. Başlarındaki Nuri Hoca ve ekibi Antalya Spor'u ikinci yarıda özellikle ligin en iyi futbol oynayan takımlarından biri diyebiliriz Antalya Spor'a. Çok hoşuma gidiyor. Oynadıkları futbol göze hitap eden, seyirciye hitap eden bir futbol oyunu ortaya koyuyorlar. Aşağısı açıkçası çok karışık. Antalya Spor dediğim gibi iyi bir çıkış yakaladı 32 puanda. Bu haftaki maçların sonuçları çok önemli. Ondan sonraki hafta baktığımız zaman yine sıralardaki takımların çok zor maçları gözüküyor. Her maç zor. İyi hazırlanmadığınız her maç zor. Ama en büyük çekişme bana göre aşağıda olacak Süper Lig'de. Hocam gelen sorular da var dinleyenlerimizden. Hemen yöneltim soruları size, sizinle paylaşayım. Barış Bey yazmış. Günaydınlar Sayın Manav. Yılmaz Bey'e bir sorum vardı. Kendisi Samet Hoca ile çalıştı. Ben Samet Hoca'nın hak ettiği değeri görmediğini düşünüyorum. Kendisi büyük bir değer Türk futbolunda. Kendisi ne düşünüyor acaba bu konuda? Feda sezonunda kıl payı ikinciliği kaçırdı. En azından ikinci bir şansı hak etmişti aslında Beşiktaş'ta demiş Samet Hoca ile ilgili. Siz de Samet Hoca'nın ekibinde yer aldınız. Bursa Spor'da, Eskişehir'de. Evet. Samet Hoca hak ettiği değeri, katılıyorum dinleyicimize, gerçekten hak ettiği değeri bulamadık. Bana göre beraber çalıştığım dönemde de bunu yaşadık. İşte Dorukhan'dan Serkan Balcı'ya, Soner Aydoğlu'ya, birçok genç oyuncuyu cesaretle oynatan, Bursa Spor'da dahil işte bugün oynayan Serdar Aziz'den tutun Sercan Yıldırım, Volkan gibi birçok oyuncuyu, genç oyuncuyu Türk futboluna kazandıran Samet Hoca'dır. Oynatmıştır. Bizim dönemimizde Sivas Spor'a da Mert Hakan'ı alan Samet Hoca birlikte oradaki transferde Mert Hakan'ı, Emre Kılıç'ı Süper Lig'de formayı veren yine Samet Hoca'dır. Maalesef ülkemizde bazı hocalarımız, bazı değerlerimiz gereken kıymeti ve değeri göremiyor. Burada küçük bir eleştiri yapmak isterim. Tabii ki. Tabii seçimlerine de saygı duyuyorum. Milli takım konusunda. Yani Alman Ümit Milli Takımı'ndan Stefan Kuntz'u getireceğimize ve kendi değerlerimiz bu Samet Hoca olabilir, Okan Buruk olabilir. Tercihim bu yandan da öyle, dolayı Erol Bulut olabilir. Birçok genç meslektaşımız var. Ben o şekilde tercihimi kullanırdım ama takdir tabii ki yukarıda milli takım seçicileri ve karar vericilerindir. Ama ben şahsen Samet Hoca'dan konu açıldığı için söylüyorum. Tabii. Samet Hoca'ya da Okan Buruk'a, onun gibi Erol Bulut var, bir sürü teknik adamımız var. İçeriden bu durumu çözebilirdik. Bizi bilen, tanıyan, daha fazla faydası olabilecek yerli teknik adamdan yanayım. Bunu da sizlerin aracılığıyla belirtmek isterim. Hocam hemen şunu da sormak istiyorum size. Okan Hoca'dan bahsettiniz. Okan Hoca ile birlikte Rize Spor'da çalıştınız. Okan Hoca ile görüşüyor musunuz? Okan Hoca'ya gelen ciddi teklifler de vardı. Hem yurt içinden hem de yurt dışından. Şu aşamada çalışmayı düşünüyor mu? Sizin yakın dostunuz olduğunu da biliyorum. Evet. Sizlerin de dediği gibi halen görüşüyoruz. Sıkı irtibat halindeyiz. Okan Hoca şu anda hazır. Açıkçası ben milli takımın başına getirilir diye düşünüyordum. En güçlü adayın kendisi olduğunu düşünüyordum. Ama orada başka bir tercih yapıldı. Okan Hoca şu anda hazır. Her takımı çalıştırabilecek şu andaki, zaten yaptıkları ortada.
Rizespor'da, Akhisar'da, çalıştığı bütün kulüplerde, Başakşehir'deki şampiyonluğu. Okan Hoca'nın evet. futbol geçmişini zaten konuşmaya gerek yok. Okan Hoca'yla da sürekli görüşüyoruz. Bundan yaklaşık bir buçuk iki ay önce de İstanbul'da bir araya geldik. Şu anda her şey yolunda. Hazır bir şekilde inşallah o da en kısa süre içerisinde istediği bir kulüpte çalışmaya başlayacaktır. Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz Yılmaz Val, sohbetimiz devam ediyor. Yılmaz Hocam, sizin çalıştığınız dönemde Rizespor'da hatırlıyorum Okan Hoca ile birlikte muhteşem bir çıkış yakalamıştı Çaykur Rizespor takımı. Hatta o dönem transfer listenize de giren birçok oyuncu vardı görüştüğünüz. Hatta Barcelona'da şu an oynayan Yusuf da listenizde diye biliyorum. Doğru mu hocam? Doğru, Yusuf Demir'i uzun süre takip ettik, evet, listemizdeydi. Peki neden olmadı o transfer? O zaman tabii Türkiye'yi düşünmüyordu. Başka hedeflerinin olduğunu söylemişti. Tabii ki o zamanki şartlar da el vermedi açıkçası. Evet. Kulübü biraz daha kalmasını çok istedi. Kulübüyle ilgili irtibata geçmiştik kendisiyle ilgili. Orada sadece onu değil, Ercan Kara da, Santafor da yerli oyuncumuz, Türk oyuncu. Onu da çok istemiştik, çok düşünmüştük. Takip ettiğimiz bir oyuncuydu. Hatta Yusuf Demir'i Antalya'daki kampta da takip ettik. Çok değerli bir oyuncu. Tabii şu anda Barcelona'da sıkıntılı biraz şey geçiyor onun açısından. Kolay değil öyle oralara gidip oynamak, yer almak. Ben şahsi fikrim, büyük takımların yerinde olsam o çocuğu değerlendiririm. Çocuğumuzu değerlendiririm. Onu bir şekilde hem milli takıma hem de kendi takım bünyesine, işte bugün herkes Arda Güler'i konuşuyor. Bugün yaptıkları ortada. Ankara'dan da ben dahil olmak üzere herkes bu çocuğun çıkış yapacağını biliyordu. İsmail Hoca ona bir şans verdi Fenerbahçe'de. Daha önce Victor Pereira vermişti. İsmail Hoca ile devam etti. Bana göre bu çocukların şans buldukları zaman çok daha farklı şeyler yapacağına inanıyorum. Hocam, Yusuf'tan bahsettiniz. Yusuf'la birlikte Ercan'dan bahsettiniz, Ercan Kara'dan. Ercan Kara da gurbetçi bir oyuncu ve milli takım tercihi henüz belli değil Ercan'ın. Şunu da sormak istiyorum Ercan'la ilgili. Sizin hiçbir görüşmeniz oldu mu son dönemde? Özellikle son dönemlerde olmadı. Galatasaray'la da isman oluyordu yaz transfer döneminde. Ben bu iddiaları doğrulatamadım ama basından takip ettim. Galatasaray'la da isman oluyordu oyuncunun. Hocam, dikkat ediyorum. Mesela kaleci Okan'la, siz eski bir kalecisiniz. Evet. Kaleci Okan'la, Okan Kocuk'la Bursa Spor'da, Rize Spor'da Gökhan Akkan'la, Ankara Gücü'nde de çalıştınız. Kırıntılı'yla Ankara Gücü'nde çalıştınız. Atapert'le Bursa'da çalıştınız. Muhammed Şengezer'le evet, Bursa Spor'da çalıştınız. Evet. Birçok kaleciyle çalışma imkanınız oldu. Kalecilerin performansını nasıl değerlendiriyorsunuz? Özellikle de Okan'a ayrı bir parantez açmak gerek. Giresun Spor'a gitti kiralık olarak ve önemli bir aşama kaydetti. Ne dersiniz? Bu sezon onun açısından çok güzel geçiyor. Okan oynayınca mutlu olan bir kaleci. Evet. Bursa Spor'da da beraberdik. Harun'un gitmesiyle yine söylüyorum, yine Samet Hoca'ya konu gelecek. Buradan da ona teşekkür ediyorum. O zaman kaleci antrenördüm Samet Hoca'nın. Hocam, biz kaleci almayalım. Okan'la, Muhammed Şengezer'le, Atabek Dadakmeniz'le devam edelim. Sağ olsun, o da bize güvendi. İlk oynadığı Beşiktaş maçıydı zaten Okan Koç'un. Orada da penaltı kurtarmıştı. Öyle başladı Süper Lig macerası. Güzel bir şekilde de devam etti. Galatasaray'a transfer oldu. Orada da belli bir süre tabii Müslüman'ın arkasında kalmak kolay iş değil. Oynamayan kaleci, bunu yıllarca acısını ben de çektim. Tabii Okan'a verdiğim en büyük tavsiye oynamasıydı. O da oynayabileceği Giresun'a gitti. Giresun'da da zaten şu anda yaptıkları ortada. En son telefon görüşmemizde de kendisiyle bu sezonun orada geçirmesini, oynayarak geri dönmesini tavsiye etmiştim kendisine. Şu anda da onu uyguluyor. Gerçekten performansı şu anda üst seviyede. Allah sakatlık vermezse önümüzdeki sezon Galatasaray'da ciddi bir rakip Müsteraya olur. Evet. Pena geri dönecek. Bunu da dinleyenler... Altay bu arada çok iyi döndü. Sakatlıktan evet, kendine çok iyi bakmış. Onu da çok severim. Çok da beğendiğim bir kaleci kendisi. Uğurcan zaten, onu söylemeye gerek yok. İnanılmaz. Hocam, Tarık çok iyi. Sizin Fenerbahçe'den evet, onu sağ istemiştik. Transfer ettiğiniz. Tarık iyi. Orada Zafer Görgen, o da 2000 doğumlu. İyi kalecilerimiz var. Ersin'e parantez açmak isterim. Beşiktaş'ta gerçekten. Doğan Elendar şu anda yurt dışında bizi temsil ediyor. Bilal Kayseri Spor'dan da takip ettiğimiz bir kaleci. Bir kese takımından gelmişti Kayseri Spor'a. Hikmet Hoca ona formayı verdi. Çok iyi şansını kullandı. İyi kalecilerimiz var. İyi futbolcularımız var. Bunları çok iyi bir şekilde değerlendirdiğimiz zaman
üstünde eğildiğiniz zaman burada Alanyaspor'a bir parantez açmak isterim sizlerin aracılığıyla. Evet. Yıllardır bana göre planlamayı ve organizasyonu en iyi yapan Alanyaspor takımı. Hasan Çavuşoğlu önderliğinde, başkanlığında her sene birkaç tane oyuncuyu verip birkaç tane oyuncu çıkartıp genç oyuncu oynatıyorlar ve cesaretle forma veriyorlar. Bu konuda da onları tebrik ediyorum. Sadece oyuncu anlamında değil, teknik adam anlamında da Çağdaş Atan gibi, Erol Bulut gibi, Feroğlu gibi isimleri de Türk futboluna kazandırmış oldular. Hocam, dinleyenlerimizden gelen sorular var. Mahsun Başdu yazmış. Yılmaz Hoca'ya teklifler var mı yeni sezonda? Planlaması nedir diyor. Açıkçası birkaç teklif geldi. Peki şu hocam, anda düşünceniz nedir? Sportif direktörlük mü yoksa tekrardan sahalara inmek mi? Ne dersiniz? Yeni sezonda belli olacak. Bakacağız. Eğer anlaşabileceğimiz, uyum sağlayabileceğimiz, Türkiye'de sportif direktörlük kavramı çok kolay değil. Sizi çok iyi tanıması gerekiyor. Başkanın, yönetimin, hoca olacak, işte seçilecek olan hocanın. Biliyorsunuz Avrupa'daki işleyişle bizdeki işleyiş arasındaki çok büyük fark var. Avrupa'da sportif direktör gerek teknik adam gerek transferde inanılmaz bir yetkiye sahip. Seçim merci kendisi oluyor ama Türkiye'de çok farklı bu işler uygulanıyor. O yüzden kendi eğer kafama ve kendi prensiplerime uygun bir kulüp fırsatı yakalarsam o şekilde devam etmek isterim. Ama o şekilde eğer bir fırsat bulamazsak teknik adam olarak veya başka bir şekilde değerlendirmek istiyorum. Zaten kendimi de şu anda çok geliştiriyorum, geliştirmeye çalışıyorum. Oyuncu portföyümü genişletip teknik adam olarak da bir takım şeyler yapmak ilerleyen süreç içerisinde nasip olursa düşünüyorum. Şu anda henüz bir karar vermedim. Sezon sonunda inşallah en doğru kararı kendimle ilgili vereceğimi düşünüyorum. Hocam, Fadıl Ökmen yazmış. Adana'dan selamlar. Yılmaz hocama saygılar. Yusuf Demir Barcelona'dan ayrıldı. Evet. Eski kulübüne döndü. Evet, zaten az önce bahsettik. Bugün oynanacak olan Yeni Malatya Spor Adana Demirspor maçı hakkında düşünceleriniz nelerdir demiş. Adana Demirspor inanılmaz, bana göre ligin flaş takımı. Benim kendi değerlendirmeme göre. Mesela hocam, izlerken keyif aldığınız takımlar hangisi? Adana Demirspor'u izlerken çok büyük keyif alıyorum. Şimdi Gökhan İnler tekrar yeniden doğmuş gibi, kaç yaşında. Balat Oli'yi zaten şu anda milli takıma tekrar kazandırdılar. Çok güzel hocalarıyla birlikte, Montella'yla birlikte güzel bir uyum. Samet Akaydın gibi bizim de Manisa'ya çok istediğimiz bir oyuncuydu. Sancaktepe'den takip ettiğimiz stoper Samet Akaydın. İnanılmaz yani, bir çıkış yakaladı. Talha'yla birlikte Karabük'ten aldıkları Talha. Gerçekten şu anda Adana Demirspor'u izlerken ben çok büyük keyif alıyorum. Ben maçın favorisi Adana Demirspor diyorum. Güzel ve keyifli bir maç bizi bekliyor. Yeni Malatya Spor'da hafta içerisinde teknik direktör değişimi oldu. Bunu da vurgulayalım. Teknik direktörlük görevine Cihat Arslan getirildi. Cihat Hoca göreve başladı. Yeni Malatya Spor'un da işi çok çok zor hocam. Az önce de bahsettiniz. Hocam, hafta sonuna doğru, yani bugün program başlıyor. Cumartesi, pazar çok çok önemli maçlar var. Bu hafta Karadeniz derbisi diyebiliriz. Rize Spor, Giresun Spor maçı var. Bu maçla ilgili öngörünüz nedir? Çünkü Rize Spor kazanırsa yeniden yarışta ben de varım diyecek. Kaybederse büyük bir umutsuzluk olabilir. Açıkçası ben Rize Spor'un kazanacağını düşünüyorum. Nedenine gelince güçlü bir oyunları var. Galatasaray karşısında 2-1'den mağlup oldular. Rize Spor'un tabii Giresun takımı da dışarıda baktığınız zaman Trabzonspor'dan puan almış bir takım. Yani dışarıda da iyi oynayabilen, kompakt oynayabilen, çok değerli hocaları Hakan Keleş'le birlikte geçen sezon çıkma başarısı gösterdiler. Hakan Hoca da bu arada tebrik ediyorum. Çok güzel gidiyor. Rize Spor bu maçı kazanmak zorunda. Önümüzdeki hafta İstanbul'da Kasımpaşa deplasmanı var. Bu iki maç Rize Spor açısından çok önemli maçlar. Ligin seyrini değiştirebilecek maçlar. Onun için Rize Spor bu şansı kullanacağını düşünüyorum. Evet. Ben de aynı fikirdeyim. Zor bir maç olacak ama çünkü yani Rize Spor'un kazanması gerek. Mutlak kazanması gereken bir maç. Fakat Giresun Spor bu tarz maçlarda reaksiyon ortaya koyabiliyor. Geçtiğimiz hafta da mesela sahasında
Göztepe'yi mağlup etmişti. Çok evet. Çetin ve zor bir maç olacaktır hocam. Ben beraberlik sonucunda da Giresunspor'un önemli bir avantaj elde edeceğini düşünüyorum. Çok teşekkür ederim hocam değerli yorumlarınız için. Ben Ankara teşekkür ederim. Selamlar, görüşmek üzere, hoşça kalın. Teşekkür ederim, iyi yayınlar. Selamlar. Sağ olun hocam. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Yılmaz Bal'dı. Birazdan araya mı gidelim? Evet, şimdi araya gidelim. Ardından programımız devam edecek. Oley.com'un sunduğu Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor. Kazanmanın sesi, bahsin adresi. Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlk bölümde konuğumuz Yılmaz Bal'dı. İkinci bölümdeyiz. İkinci bölümde hattımızda yine konuklarımız olacak. Konuklarımızla birlikte gündemi değerlendireceğiz. Bu bölümde Oley.com editörü Murat Demiryaz da bizlerle birlikte olacak sevgili dinleyenler. Murat Demiryaz'la birlikte günün öne çıkan maçlarını konuşacağız. Kendisi bağlantı sonunda Oley.com'dan yapmış olduğu, paylaşmış olduğu kuponu bizlere verecek. Murat Demiryaz, bugün de Süper Lig'de önemli bir maç var. Yeni Malatya Spor sahasında Adana Demirspor'u ağırlıyor. Bunu paylaşalım. Birincilikte de heyecan devam ediyor. Birincilikte de bugün oynanacak olan maç var. Hemen onu da paylaşalım sevgili dinleyenler. Sizinle Kocaeli Spor sahasında Keçiören Gücü'nü ağırlıyor. Bugün klasik bir cuma günü saat 20'de Süper Lig'de bir, birincilikte bir maç var. Fransa Ligi'nde, İspanya Ligi'nde, İtalya, Almanya, Hollanda, Portekiz, Belçika ve İngiltere Championship'te birer maçlar var, bunu söyleyelim. Genellikle kontrol ettiğimde İngiltere Championship haricinde tek maç oynanacak liglerde cuma günü sevgili dinleyenler. Evet, Oley.com editörü Murat Demiryaz bizlerle birlikte. Murat abi hoş geldin, merhaba, nasılsın? İyi, Selman abi teşekkür ediyorum, iyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Nasıl gidiyor çalışmalar? Çalışmalar güzel gidiyor. Keyifli bir hafta içi geçirdik. Türkiye Kupası maçları vardı. Onun dışında yani program olarak iyi bir hafta içiydi. Ama şimdi artık hafta sonu geldi. Evet. Ve maçlar maçlar. Yani hafta sonu Süper Lig maçlarını da konuşuruz. Bugün de zor maçlar var. Ama hafta sonu özellikle yarın küme düşme potasında, küme düşme bölgesinde çok kritik iki tane maç var. Evet. Konuşuruz tabii ama bugünün maçıyla başlayalım istersen. Tabii ki abi. Yeni Malatyaspor Adana Demirspor. Senle daha önce konuşmuştuk onu. Özel olarak yani telefonda görüşürken konuşmuştuk. Yeni Malatyaspor son sırada ve artık işi hiç kolay değil. Evet. Kalan sürede teknik direktörle de Cihat Arslan getirildi bu süreçte. Kalan haftalarda Cihat Hoca takımı ligde tutmaya çalışacak ama iş hiç kolay değil, onu söyleyelim. 17 maçtır kazanamıyorlar. Bu süreçte sadece 5 beraberlik var, yani 5 puan var. Evet. Adana Demirspor Lig'in formda takımlarından 5. sırada 45 puanla 3 galibiyet 2 beraberlik son 5 maçında. Antalya Spor'la 0-0 beraber kaldı. Son 5 maçta, yani bu 5 maçlık süreçte 12 gol atarken kalesinde sadece 2 gol gördü. Yani ben tabii böyle kaç teknik bilgi verdim. Sadık Çiftpınar cezalı bu arada. Yeni Malatyaspor'da sakat oyuncular da var. Açıkçası yani Adana Demirspor'un çok ciddi şekilde favori oldu ve kazanmaya çok iyi. Karışma. Bence oran da iyi esasen. Yani şöyle lig sonuncusu olduğu için belki daha düşük bir oran gelebilirdi ama şu andaki oranı 1.71. Evet. 1.73 Oley.com'da. Bence güzel bir oran. Yani o riski alabilecek bir oran. Dolayısıyla ben Adana Demirspor galibiyetini oynanabileceğini düşünüyorum. Yine karşılıklı gol var seçeneği de bence uygun olabilir. Yani Adana Demirspor'un bu deplasmanda gol bulunması yüksek ihtimal ama yeni Malatyaspor da özellikle yeni teknik direktörüyle beraber bir reaksiyon göstermek isteyecek. Hani sürpriz olabilir, tatsız bir sürprizden kaçalım diyenler için karşılıklı gol var seçeneği de yani 1.57 Oley.com'da 1.59'a geliyor.
O yüzden denenebilir. Yine deplasman takımı 1.5 üstü seçeneği var. Onun da oranı dün 1.75'ti ama şimdi tekrar bakıyorum. Deplasman takımı 1.5 üstüne ben de şimdi bakıyorum. Çünkü oranlar değişiyor. Ben 2 saat önce baktığımda mesela 1.69'du Adana Demirspor'a verilen oran, 1.71'e çıktı az önce. Mesela böyle şeyler de var. O yüzden tekrar kontrol. Evet, bir deplasman takımı 1.5 üstü 1.70 veriyor. Yani bu şu demek. Yani Adana Demirspor birden fazla gol atar demek bu maçta. O da bence güzel bir seçenek olabilir. Yani ez cümle Adana Demirspor'un kazanmasını beklediğim, sürprizcilere yani aman ne olur ne olmaz diyenlere karşılıklı gol var veya deplasman 1.5 üstü önerebileceğimiz bir karşılaşma olarak gözüküyor. Yeni Malatyaspor Adana Demirspor mücadelesi. Kocaelispor Keçiören Gücü maçı da zor bir karşılaşma. Alt sıralardan uzaklaşmak isteyen, küme düşme potasından uzaklaşmak isteyen iki takımın mücadelesi o bölgeden. Ki Kocaelispor teknik direktör Mehmet Altıparmak'la yoluna devam ediyorlar. Son 3 maçta bir galibiyet 2 beraberliği var. 3'ü de deplasmanda bunların ve İstanbulspor deplasmandan bir birlik beraberlikle döndüler. Keçiören Gücü Taner Taşkın göreve geldikten sonra iyi bir performans gerçekleştirdi. 12. sıraya kadar çıktı. Son 7 maçta da mağlup olmadılar. 4 galibiyet 3 beraberlik. 12 maçında kazandı ki Tuzla Spor maçıydı son maçı. Son 6 maçının 5'inin de 2.5-6 bittiğini belirtelim. Çok gollü geçmiyor Keçiören Gücü'nün maçları. Yani burada çok ortada bir karşılaşma. Ben ev sahibinin daha çok puanı ihtiyacı olan ve toparlanmaya başlayan ev sahibinin yenilmeyeceği kanaatindeyim. Kocaeli Spor'un iç sahada yenilmeyeceği düşüncesindeyim. Ha bu galibiyet olur, beraberlik olur. Hani bunu şu anda yani şimdiden hani galibiyet veya beraberlik demek çok kolay değil. Çünkü Keçiören Gücü de iyi bir takım, formda bir takım. Çifte şans da 1.21 şu anda iddiada. Olay.com'da 1.23. Yani biraz risk alınıp Kocaelispor galibiyeti de denenebilir. Bu şekilde de değerlendirilebilir. Ben çifte şans 1-0 Kocaelispor yenilmez diye düşünüyorum. Aynı şekilde bugün Bundesliga'da Arminia Bielefeld Augsburg maçı var. Yine alt sıralardan uzaklaşmak isteyen iki takımın maçı bu da. Zor bir karşılaşma. Bielefeld 14. sırada 25 puanla, Augsburg da 15. sırada 23 puanla ki 16. sırada bitiren takım ligi playoff oynayacak düşmemek için. Orada da Hertha Berlin var 23 puanlı. Yani orası çok karışık. O yüzden bu maç 6 puan değerinde bir karşılaşma. Ben Arminia Bielefeld evinde son 6 maçta yenilmedi. 2 galibiyet 4 beraberliği var. Ligde oynadığı son maçta deplasmanda Leverkusen 3-0 yenildi ama evindeki son maçta da Union Berlin'i 1-0 mağlup etti. Augsburg tam tersi. Son maçlarda bir düşüşte, deplasmanda da son 3 maçında da mağlup oldu. Eksik oyuncular var. Her ne kadar Dortmund'la evinde 1-1 berabere kaldı, Borussia Dortmund karşısında kıymetli bir puan alsa da ben burada yine ev sahibinin yenilmeyeceğini düşünüyorum. Arminia Bielefeld'in Augsburg karşısında yenilmeyeceğini düşünüyorum. Risk almak isteyenler için de yine Arminia Bielefeld galibiyeti önerebiliriz. Onun da iyi bir oranı var. Dün akşam baktığımda 2.10'du. Şu anda tekrar bakıyorum dinleyicilerimizin, dediğim gibi bunlar sürekli değişiyorlar. 2.10'luk bir oran şu anda 2.18 olay.com'da 2.20'ye denk geliyor. Dolayısıyla ben Arminia Bielefeld'in yenilmeyeceği düşüncesindeyim. Kuponumu Alaves Sevilla maçıyla tamamlamak istiyorum, bugünkü kuponumu. La Liga'da Alaves düşme potasında, düşme hattının içerisinde 21 puanla. Sevilla'da çok iyi bir sezon geçiriyor ve lider Real Madrid takip ediyor. İkinci sıradalar. 12 maçtır yenilmeyen bir Sevilla görüyoruz. 7 galibiyet 5 beraberlik.
Son maçta da Real Betis'i 2-1 yendiler güzel bir oyunla. Sonuç deplasman maçından berabere döndüklerini de hatırlatalım ama. Alaves son maçta Hetafe karşısında 2-2 berabere kaldı. Son 6 maçta sadece 1 galibiyeti olan bir takım. Ya burada Sevilla galibiyetine risk alınır bence. Her ne kadar hafta içerisinde West Ham United'la oynayacaklar UEFA Avrupa Ligi mücadelesinde. Bir yandan da onu düşünüyorlar tabii ama ben Real Madrid'i takip edeceklerini de takibe devam edeceklerini de düşünüyorum. Şu andaki oranı 1.74 ve olay.com'daki oranı da 1.76 olarak gözüküyor. Yine taraf bahsinden kaçmak isteyenler için toplam gol sayısı 2-3 gol önerilebilir. Deplasman 1.5 üstü de önerilebilir bence. Yani Sevilla'nın birden fazla gol atabileceği düşüncesindeyim. Ama hiç bunlara girmeden bence Sevilla galibiyeti oynanabilir. Dolayısıyla benim bugünkü kuponum sevgili Salim Manav. Yeni Malatyaspor Adana Demirspor 2. Adana Demirspor galibiyeti. Kocaelispor Keçiören Gücü ev sahibi yenilmez. Çifte şans 1-0. Arminia Bielefeld Augsburg çifte şans 1-0. Ev sahibi yenilmez. Ve Alaves Sevilla 2 şeklinde değerlendirilebilir. Bu arada Fransa Ligi'nde Lorient Lyon maçı var. Çok zor bir maç. Taraf bahsinin çok kolay olmadığı bir karşılaşma. Ben burada 2.5-6 beklentisi içerisindeyim. İki takım da son haftalarda böyle bir trendi var. Inter Salernitana mücadelesi de yani Inter ciddi şekilde favori ama ilginçtir. Son 4 resmi maçında da gol atamadı Inter. Son 5 resmi maçında da kazanamadı. Onu da belirtelim. Salernitana'da lig sonuncusu düşecekler büyük ihtimalle ama son 4 maçında da berabere kaldı. Yani bir reaksiyon gösteriyor. Bence karşılıklı gol var seçeneği. Yani Inter galibiyeti verilen olan çok çok düşük. Karşılıklı gol var seçeneği sürpriz olarak belki bir değerlendirmeye alınabilir. Ama bu iki maçı ben kuponuma almadım. Zor maçlar. Dolayısıyla tekrar edersek yeni Malatyaspor Adana Demirspor 2. Kocaelispor Keçiören Gücü çifte şans 1-0. Arminia Bielefeld Augsburg çifte şans 1-0 ve Alaves Sevilla 2 şeklinde değerlendirebiliriz. Hafta sonu da güzel maçlar var ama öncelikle senin de bugünkü maçlarla ilgili görüşünü merak ediyorum. Yine ayrıca hafta sonu da değerlendirebiliriz seninle sevgili Salim Manav. Neler söylersin bugünkü maçlarla ilgili? Aynı fikirdeyim. Yeni Malatya Adana Demirspor maçında Adana Demirspor'dan galibiyet bekliyorum. Adana Demirspor kazanır. Kocaelispor Keçiören Gücü maçı karşılıklı gol olabilir. Kocaelispor'un mutlak kazanmaya ihtiyacı var. Bunu da belirtelim. Fakat Keçiören Gücü de son haftalarda Taner Taşkın'la birlikte çıkışa geçti. Son iki maçını kazandı. Balıkesir Sporu ve Tuzla Sporu sahasında mağlup etmişti. İyi bir takım olduğunu düşünüyorum Keçiören Gücü'nün. Sezon başında da çok önemli bir ismi kaybettiler. Barış Alper Yılmaz Galatasaray'a gitmişti. Oyun modelinde çok çok etkiliydi Barış Alper Yılmaz. Cem Ekinci Ankara Gücü'ne gitmişti. Güzel bir maç olacak. 1-0 çifte şans denenebilir mi? Kocaeli Spor 1-0 çifte şans denenebilir mi? Denenebilir. Kocaeli ev sahibi. Fakat karşılıklı gol de olabilir. Bunu düşünüyorum. Süper Lig'de hafta sonuna göz attığımda hafta sonu çok önemli maçlar var. Çaykur Rizespor, Giresun Spor maçı var. Beraberlik kokan bir maç. Fakat bu maçı oynayarak tercih yaparlarsa dinleyenlerimiz daha güzel olur. Göztepe Kasımpaşa karşılıklı gol var. Olur diye düşünüyorum. Konya Spor Galatasaray maçı zor bir maç. İlk yarı sıfır ihtimali yüksek. Fatih Karagümrük Altay maçı var. Karşılıklı gol olur. 2.5 gol üstü olabilir. Fenerbahçe Trabzon maçını için özellikle de bu maçta canlı bahis seçeneği tercih edilmeli. Bence maç öncesinde bu tarz maçlarda kestirebilmek çok güç. Maçı izlerken dinleyenlerimiz olay.com üzerinden bu maçla ilgili tahminlerini paylaşabilirler. Antalya Spor Sivas Spor maçı var. Antalya Spor'un ligde ve kupada oynamış olduğu son iki maç 2.5 gol altı bitti. 2.5 gol altı olabilir mi? Bu maçta olabilir. Antalya Spor takım savunmasını iyi yapıyor. Sivas Spor'da son kazandığı maç Karagümrük maçıydı. O maçta kupa maçında Yatabare'nin attığı golle 1-0 kazandılar.
Antalya Spor'un savunma anlayışını ve Sivas Spor'u düşündüğümde 2.5 gol altı mantıklı geliyor. Kayseri Spor'a Aytemiz Alanya Spor müsabakası var. Alanya Spor hafta içerisinde kupa maçı oynadı. Dün rakibi Gaziantep'te uzatma 120 dakika oynadı. Uzatma sonucunda zafere ulaştı. Bu maçla ilgili Kayseri Spor çok formda. Güzel ya, oynadığı futbolda ben keyif alıyorum. Oynanan futboldan keyif alıyorum Kayseri Spor cephesinde. Karşılıklı gol olma ihtimali çok yüksek. Beraberlik ihtimali de var bu maçta. Kayseri Spor Aytemiz Alanya Spor maçında. Beşiktaş-Başakşehir maçıyla ilgili de fikrim aynısı. Bu maçta izlenirken tahmin yürütülebilir. Gaziantep-Hatay maçı var. Pazar gününün kapanış maçı. Gaziantep-Hatay maçı ile ilgili de ilk yarı 0 olma ihtimali yüksek. Birincilikte önemli maçlar var, fakat birincilikle ilgili şunu söyleyebilirim. Haftalık programdan ziyade net bir şekilde canlı izleyerek kupon oluşturulması bence daha mantıklı. Mesela Eyüp-Ümraniye maçı karşılıklı gol olabilecek bir maç, denenebilir. 2.5 gol üstü olabilir. Adana Spor Manisa FK ile oynuyor. Adana Spor'un kazanmaya ihtiyacı var. Manisa Spor Turgay Altay ile birlikte önemli bir çıkış yakaladı. Bu maçta mesela canlı izlenerek bahis yapılabilir. Tuzla İstanbul maçında karşılıklı gol olur mu? Olma ihtimali yüksek. Bu maç nerede oynanacak? Şu anda Kocaeli Stadyumunda oynanacakmış. Tuzla İstanbul Spor maçı. Ankara Gücü Bandırma maçı 2.5 gol üstü olur. Güzel maçlar var. Samsun'un Menemen Spor'u yeneceğini düşünüyorum. Geçen hafta da Samsun Spor çok iyi bir futbol ortaya koydu. Fakat Ümraniye Spor karşısında 10 kişi kaldıktan sonra dağıldılar, çözüldüler. 3-1 bitti maç. Aktaracaklarım bu kadar. Yani günlük oynamak daha mantıklı. Biz sadece haftayla ilgili değerlendirmemizi yaptık. Durum bu şekilde. Sevgili Salman'a, tabii senin yaptığın yorumlar çok değerli. Geçtiğimiz haftalarda da çok ciddi şekilde sürpriz sayılabilecek bilgiler verdin. Maçlara gerçekten sürpriz sonuçları buldun. Bu hafta da zor maçlar var. Eminim dinleyicilerimiz senin verdiğin tahminleri dikkatlice takip edip not etmişlerdir. Ya Kayseri Alanya Spor maçını böyle düşündüğüm zaman, kafamda oynadığım zaman ya, beraberlik ihtimali çok yüksek. Ya böyle 1-1 gibi, 2-2 gibi sonuçlar doğurabilecek bir maç. 0-0 da olabilir mesela. Çünkü bu iki takım da kupa maçı oynadı. Aytemiz Alanya Spor sahasında oynadı ama 120 dakika oynadı. Kayseri Spor İstanbul'a geldi. Bu bir süreç. Kupa maçından sonra oynanan maçlarda beraberlik sonuçları daha fazla yoğun bir şekilde hissediliyor. Ve hafta içerisinde, bilmiyorum takip ettin mi, hafta içerisinde oynanan Avrupa'daki birçok maçta 2.5 gol altı bitti. Mesela dün oynanan maçlar. Betis Rayo Vallecano maçı vardı. 2.5 gol altı bitti. AZ Alkmaar Ajax maçı vardı. Bütün herkesin 2.5 gol üstü dediği maçtı. Maçı ben de izledim, takip ettim. 2.5 gol altı bitti. Yani sürpriz sonuçlar çıkıyor. Zaten her şeyi daha önceden kestirebilsek, tahmin edebilsek uzayda oluruz. Murat abi, eklemek istediklerim var mı abi? Teşekkür edeyim sana. Ben de çok kısa hemen hafta sonuna dair birkaç not verip yapayım. Yarınki maçlarda ben mesela Göztepe Kasımpaşa maçında 2.5 üstü beklentim var. Çaykur Rizespor Giresun Spor ev sahibinin kazanma ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Konyaspor Galatasaray maçında karşılıklı gol var beklentisi var. Ben de biraz da Galatasaray'ın galibiyet serisini sürdüreceğini, yani kazanacağını düşünüyorum. Yarınki maçla alakalı. Haftanın maçı Fenerbahçe-Trabzonspor maçında da senin de dediğin gibi tabii bu maçta o kadar zor ki canlı bahis seçenekleri veya maç kadrolarını görerek, özellikle Fenerbahçe-Trabzonspor maçıyla alakalı maç kadrosunu
11'leri görüp oynamak çok daha mantıklı, ama ben şimdiden mesela bir karşılıklı gol var beklentisi içerisindeyim. İki takımda gol bulacağı düşüncesindeyim. Karagümrük Altay maçına Karagümrük galibiyeti düşünüyorum. Sivas Antalya maçında beraberlik düşüncem var. Kayseri Alanya maçı 2.5 üstü gibi. Evet, iki takımlı kupa maçı oynadı ama gol yollarında etkili iki takımda. Gaziantep Hatay maçında bir sürpriz beklentim var benim. Hatay Spor'un deplasmandan puanla döneceği kanaatindeyim. Beşiktaş-Başakşehir maçı da karşılıklı gol var şeklinde düşünüyorum sevgili Salim Mana. Benim de düşüncelerim bu şekilde naçizane. Çok teşekkür ederim. Şunu da eklemek istiyorum. Sonrasında bitireceğim bağlantıyı. Konya Spor geçtiğimiz hafta yenildi Aytemiz Alanya Spor'a. Futbol çok acımasız bir oyun. Neden biliyor musun Murat abi? Sezon başında Konya Spor'un ligde kalması futbol otoritelerine göre başarıydı. Oluşturulan kadro, maddi imkanlar bir başarıydı. Şu anda Konya Spor'un 27 hafta sonunda 49 puanı var. Tekrardan başsağlığı dileyelim. Mekanı cennet olsun Ahmet Çalık'ın süreci yaşandı devre arasında. Takımdan ayrılan isimler oldu. Serdar Gürler mesela çok önemli bir isimdi. Takımdan ayrıldı. Mesela bu hafta dediğin gibi olursa Galatasaray kazanırsa eleştiriler başlayacaktır. Ben bu eleştirileri şu anlamda yersiz buluyorum. İlhan Palut ve öğrencileri 27 haftalık süreçte çok iyi işe imza attılar. Fiyat performans, yani direkt maliyet fayda açısından önemli bir işe imza attılar. Kutlamak gerek İlhan Hoca ve öğrencilerini. Bunu söyleyeyim. Yani mağlup olabilir. Mağlup olduğu zaman eleştiriler olabilir. Bunlar gayet normaldir. Konya Spor'da İlhan Palut güzel şeyleri hayal ettirdi öğrencileriyle birlikte, yönetimiyle birlikte. Bu noktada kutluyorum. Bu anlamda da A'nın keyfini çıkarsın Konya Spor taraftarı. Bence de grafikler olabilir. Çok teşekkür ediyorum abi. Görüşmek üzere. Ben teşekkür ediyorum. İyi bir hafta sonu diliyorum herkese. Hoşçakalın. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Murat Demir yastı. Bu bölümde hattımızda Yağız Sabuncuoğlu var. Yağız hoş geldin. Merhaba, nasılsın? Merhaba, iyi yayınlar dilerim. Selamlar herkese. Teşekkür ederim Yağız. Hemen geçelim aşı konusu. HES kodu uygulaması kalktı. Deplasman yasağı kalkacak mı? Aşı olayında son durum nedir? Aktarır mısın? Dün vallahi uzun uzadıya bu konuya biraz vakit ayırma şansı yakaladım. Sağ olsun FFF yetkilileri de bu konuda her ne kadar genel olarak açıklama yapmasa da direkt olarak biz kendilerini aradığımızda bize değişen talimatlarla ilgili bilgiler verdiler. Şunu söylemekte fayda var. Bir kere insanlarda TFF'de yapılan açıklamalardan sonra biraz kafa karışıklığı oluyor. Çok evet, net açıklama çok kötü yapmak. Bir açıklamaydı. Ya kötü demeyelim ama yani biraz detaylandırılmış açıkçası. Ama bizim insanımız çok fazla okumayı sevmediğinden sebep genelde başlık okuyoruz. Ve iç detaylara çok bakmıyoruz. Gerçi dünü bu söylemlerimden ayırıyorum. Çünkü dün detaylara baksan da çok net bir şey göremedim. Şunu net olarak ifade edelim ki aşı kalktı. 1-2-3. Ben mesela geçtiğimiz hafta Slavia Prag maçına girmeden önce 3. aşıyı oldum. Çünkü HES kodu hiçbir şekilde bileti kabul etmiyordu. Artık bu tamamen ortadan kalktı. Hiçbir aşıyı olmasanız dahi, çünkü 3. aşı zorunlu karakterinde 1 ve 2 olmak zorunda mıyız diyorlar. Yani soru bitmiyor Salim. O yüzden 1-2-3 herhangi bir, hiç bugüne kadar aşı olmamış kişi de bundan sonra rahatlıkla HES kodu uygulaması olmadan Pasolik üzerinden PCS'ine bileti yükletip maça girebilecek. Bunun önündeki tüm engel kalktı. Şimdi deplasman yasağı, bizler de futbolun içinden gelen çoğu kişi, sen de ben de bir tribünlerde büyüdük. Futbolu oralarda sevdik. Deplasmanda bu işin bana kalırsa nasıl %50'si iddia takımının taraflarının ona vereceği katkı ve artan performansla, deplasman seyircisi o kadar önemlidir sadece. Evet. Şimdi deplasman seyircisi noktasında ben tribün gruplarının da yaptığı açıklamaları takip ediyorum. Sonuna kadar haklılar. FFF'de bence mantıklı buldum ben. Benim yaptığım haberdeki söylemlerini. Eşit rekabet adına ilk yarıda hiçbir takım deplasman seyircisini hani kullanamadı. Kendi seyircisini deplasmana götüremedi. O yüzden ikinci yarıda da bunun devamlılığını sağlayacağız dediler. Bana mantıklı geldi açıkçası. O yüzden deplasman yasağı sezon başında yönetim kurulu kararıyla alındığı için eşit rekabet adına bu sezon kaldırılmama kararı alındı. Şimdi önümüzdeki sezonda ne olur ben açıkçası araştırdım biraz.
Sezon başında benim tahminim, bu bilgi değildir değerli izleyicilerimize, dinleyicilerimize söyleyelim, bir öngörüdür. Yönetim kurulu kararıyla ben en azından normal müsabakalarda derbileri ayırıyorum. Çünkü uzun süredir Fenerbahçe-Trabzonspor maçlarına seyirci gitmiyor. Yakın olduğumuz için ona da bir örnek verelim. Evet. Büyük ihtimalle sezon başında yapılacak yönetim kurulu kararında deplasman yasağının kalkmasını bekliyorum. Ama bir kez daha üstüne basarak söyleyeyim. Bu bilgi değil, bir öngörü. Çünkü bir önceki yaptıkları açıklama, bir sonraki yapacakları açıklamanın biraz temelini oluşturuyor. Dün ben federasyonla yönetim kurulu üyesiyle görüştüğümde gelecek yıl kalkacağını söyledi. Ama dediğin gibi derbilerde kalkar mı orasını kimse bilmiyor. Ben derbilerde kalkacağını düşünmüyorum şu aşamada. Çünkü ya bence kalkmalı, niye biliyor musun sadece? Bence de kalkmalı. Fenerbahçe Trabzonspor maçına seyirci götürmezsen o aradaki problem hep sıcak kalır. Sen seyirciyi götürdüğünde birinci maç ekstra koruma yaparsın. 1000 Fenerbahçeli mi gidiyor taraf? 3000 polis verir. Tribününü portatifleştirirsin. İkinci maça Trabzonsporlu taraftarları getirirsin Kadıköy'e. Böyle olunca sen güvenliği sağlayabilirsen, parantez içinde mesela o Beşiktaş-Bursa maçını söylüyorum. O tamamen bir skandaldı. Deplasman yasağının kalktığı yine öndeki maç. Evet. Onu ayırmakla beraber, ama artık hem emniyet güçlerimiz hem ülke olarak hem pasolik anlamında, yani artık bu holiganizmi artık bitirdik diyemiyorum ama bitirme noktasına geldik. Yani Allah'a şükür ki büyük olaylar çıkmıyor. Can kayıpları olmuyor maçlarda çok fazla. O yüzden ben bunu yavaş yavaş insanlara alıştıra alıştıra bu deplasman yasağının kaldırılması gerektiğini düşünüyorum. Biz de dediğim gibi, yani tamam bugün belki işin medya tarafındayız ama ben yıllarca gittim deplasmana. Evet. Yani hani o gitmezsen orası hep böyle bir sende şey kalır. Hani gidilirse ne olur? Acaba burada seyirci yasağı kalkarsa olay çıkar mı? Ama sen onu kaldırır ve tedbirli bir şekilde taraflarını anlata anlata, yöneticileri de işin içine dahil ede ede bu süreci çözebilirsin. Ama göndermediğin sürece ben iddia ediyorum, deplasman yasağı kalksa ilk maç oraya giden deplasman taraftarı zarar görür yani. Mental açıdan da görür, fiziki açıdan da görme ihtimali olabilir. O yüzden bunu alıştır alıştıra. Çünkü yasak istek doğuruyor. Yani ben çok fazla okudum. Takım ismi söylemeyeceğim ama deplasman yasağı olan tribünlerin forumlarında iç saha seyircisine bilet alan, Pasolig'in bunu engellemesine rağmen o engel nasıl aşılır bunu forumda insanlara anlatan çok fazla konu, başlık, kişi, tweet gördüm. Yani bunun önüne geçemezsin. Mümkün değil yani. O yüzden en sağlıklısı bana kalırsa yüksek güvenlik önlemiyle bu deplasman yasağının derbilerde de kalkması. Yani ekstra bir mesai mi oluyor onu bilmiyorum ama sonuçta bu görevdir Salim yani. Ben o dönemlerde de çok fazla hani basın mensubu olduktan önce de hani taraftar olduğumuz dönemlerde de çok fazla polislerle konuşuyordum. Evet, çok zor. Sabah 6'da başlıyorlar mesaiye. Deplasman gruplarını kontrol etmek de zor işler bunlar. Akşam 12'leri 1'leri buluyor ama yani bilmiyorum, bu işin çözümü vardır bence Salim. Bilmiyorum, sen ne düşünüyorsun? Ben de aynı fikirdeyim yani. Deplasman yasağı kalkmalı. Tüm takımlar, tüm takım taraftarları armaları için deplasmanda gidip mücadele etmeli. Benim de görüşüm bu şekilde. Seninle aynı. Tabii işin zorluğu var mıdır? Vardır. Biz de transfer döneminde biliyorsun uykusuz kalıyoruz. Gece saat 3'te uyuyup sabah saat 7'de uyandığımız oluyor. 3-4 saatlik uykuyla iş yerine geldiğimiz oluyor. Yani burada bu süreçte de zorluk olacaktır ama bence ilk aşamada zorluk yaşansa da sonrasında rutine binecektir diye düşünüyorum. Deplasman yasağı kalksın diyorum. Hatta bununla ilgili de birçok kez paylaşım yaptım. Dün 12 yaş altı için karar alındı. Çok güzel bir gelişmeydi. Umarım devam eder. Yağız, çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için. Özellikle de aşı noktasında verdiğim bilgi çok çok önemli. Çok teşekkür ediyorum. Mutlu hafta sonları diliyorum. İsmail Hoca'nın da açıklamaları var. Birazdan yayınlanırsa Radyo Spor'dan dinleyebilirsiniz sevgili dinleyenler. Görüşmek üzere Yağız. Çok teşekkür ediyorum Salim. Dinleyenlere de saygılar, selamlar. Naçizane birkaç yorumda bulunduk. Herkese iyi hafta. Ben teşekkür ederim. Görüşürüz. Kendine iyi bak. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Yağız Sabuncuoğlu'ydu. Yasin Özdemir, Adana Demirspor 3-1 kazanır demiş. Derfin Yunusdane demiş ki güzel maç izleseler sorun yok, deplasman yasağı olmaz demiş.
dördüncü aşıyı zorlamıyorlar diye de bir mesaj atmış. Aşı konusundan bahsetmiştik. Okuyamadığım mesajlar varsa lütfen kusura bakmayın. Yayınımızın sonuna geliyoruz. Benden hemen sonra Nazım Türk Naz ve Volkan Yılmaz önemli konu ve konuklarıyla 13-14 arasında üçleme programında sizlerle birlikte olacaklar. Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın. Oley.com Salim Manav'la Anadolu Ateşi'ni sundu. Kazanmanın sesi, bahsin adresi. Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.